Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığa Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yine muhteşem üçlümle sürekli çok beğenerek yaptığım renklerin bir arada yapılışıyla arkadaşlar bir tane iğneden tığa bir model hazırladım arkadaşlar. Bu kendi tasarımım arkadaşlar. Eğer daha önce birileri yaptıysa ben görmedim. Bu şekilde bundan çok iğne oyası siparişi alıp yaptım zamanında. Şimdi artık yapmıyorum ama arkadaşlar iğne oyasını. Bu şekilde modelimiz rengarenk yapraklar. Sinek kanatlarımızın üzerine bu şekilde rengarenk yapraklar yaptım. Ara mesafesi olarak da 10 tane tığ battı yapıyorum arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Şimdi modelimin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı ilk önce hazırlıyoruz. Ara mesafesi olarak da 10 tane tığ battı. Tığ battımı ikişer zincir çekerek yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde hemen yandaki tığ battımın üzerine sık iğne ile sabitleyerek tığ battımı yapıyorum. 2 defa tığımın başını doladım arkadaşlar. Bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battımın içine girip 1 2 2 2 alarak bu şekilde sinek kanatlarım için yuva yaptım arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Hemen sık iğnemle arkadaşlar yuvaya sabitliyorum. 7 zincir. 3 4 5 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. Hemen buradaki yaptığım trabzanımın arasına kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir. Ters tarafına çeviriyorum arkadaşlar. Şimdi sinek kanadım için kirpiğimin içine sık iğne ile sabitliyorum. 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çektim arkadaşlar. Yine yuvamın içine kapatıyorum. Bu şekilde sinek kanadımın bir tanesi hazır. Aynısından bu yuvanın içine 3 tane yapacağım. Yine 7 zincir. Trabzandan olan yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Dönüş yaptım. Kirpiğimin içine sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimle tekrar düz tarafına döndüm. Yine yuvamın içine arkadaşlar bu şekilde ikinci sinek kanadımı da sabitledim. Şimdi bir tane daha yapalım. 3 olsun. 4, 5, 6 ve 7. Yine aynı şekilde yuvaya kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Çevirdim arkadaşlar. 3 işlemin 3'ü de aynı şekilde yapılıyor. Hiçbir farkı yok. 10 zincir. Hemen yine düz yüzüne döndüm arkadaşlar. Buraya yuvaya sık iğne ile sabitledim. Bakın bu şekilde 3 tane sinek kanadım oldu. Dibine bir tane sık iğne unutmayın arkadaşlar. Bu tığ battının içine trabzan yaptığım tığ battının içine de bir sık iğne yapıyorum. Şu tümsekliği oluşturmak için. Bu önemli arkadaşlar. Yoksa bu kadar güzel yapraklar, sinek kanadılar elde edemezsiniz. Yani duruşunu elde edemezsiniz. Aşağı doğru meyilli durur. Aynı şekilde arkadaşlar yine 10 tane tığ battı yapıp bu 3 sinek kanadından yapacağım. Hemen tığ battıma bu şekilde girip tığ battı yaptım. 2 zincir, 2 zincir, sıradaki tığ battıya kapattım. 3 oldu. 1, 2 zincir, 4 oldu. 2 zincir, 5 oldu. 2 zincir, 6 oldu. 2 zincir Arkadaşlar şu şekilde batalım. Şimdi yeterli 10 tane bu şekilde tığ battı yapıp tekrar trabzan yapıp arkadaşlar 2 dolayım bu üçlü sinek kanadını yapacağız. Şimdi bu renkli yaprakların nasıl yapıldığına geçelim. Hemen rengimizle yapımına başlıyorum bu şekilde. Hemen ilk sinek kanadımın içine sık iğne ile giriyorum. Bu şekilde arkadaşlar buraya sabitledim. 1-2 zincir, bir defa tığımın başını doluyorum. Hemen girdim arkadaşlar sinek kanadımın içine 2-2 alarak buraya minik bir trabzan yaptım. 5 zincir çekiyorum. Şöyle belirgin olsun diye arkadaşlar şöyle tok bir kirpiğimiz olsun. Bir defa doladım. Bu sefer 3 seferde. 2 seferle başlayıp ikinciyi 3 seferde alıyorum trabzanımı. Yine 5 zincir. Hemen arkadaşlar kirpik olarak buraya kapattım. 2 defa doluyorum. 1 2 2 2. Bu şekilde. Yine 5 zincir. Kapattım arkadaşlar. Kirpik olarak. 2 defa doladım. Yine yeşil yuvaya girip 1 2 2 2. 5 zincir çekiyorum. Sonuncu arkadaşlar 4. kirpikte son yapıyoruz. Geri kalan kısma da 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 8.'yi de arkadaşlar bu şekilde yeşil yuvada yani sinek kanadımın içinde yapıyorum. Bir zincirimi de çektim. İpimi koparıyorum. Evet. Birinci yaprağımız hazır arkadaşlar. Bu şekilde sinek kanadımızın üzerine kirpikli yaprak yaptık. Şimdi diğerlerin yapımına geçelim. Şimdi 3. sinek kanadını da beraber yapalım arkadaşlar. Bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. 1-2 zincir. Bir defa tığımın başını doladım. Yuvaya girip 2-2 alıyorum. 2 seferde trabzan yaptım. 5 zincirimi çektim. Yine bu 2 trabzanın arasına girip bu 5 zinciri buraya kirpik olarak kapattım. Bir defa doluyorum. Sinek kanadının arasına girip 1-2-2. 3 seferde aldığım bir trabzan. Yine 5 zincir. 5 zincirimi kapattım. Trabzanımın arasına bu şekilde. 2 defa doluyorum. 1 2 2 2. 5 zincir. Kapattım arkadaşlar bu şekilde. 2 defa doladım. Yeşil yuvaya girip 1 2 2 2. 5. kirpiğimi 5 zincir çekerek yapıyorum. Kapattım trabzan aramı. 7 tane sık iğne yapıyorum bu son yaptığım trabzana. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 8.'yi de arkadaşlar bu şekilde yaptım. Bir zincirimi çektim. İpimi kopardım. Evet, 3. yaprağım da bu şekilde hazır arkadaşlar. Şimdi iplerimi yakıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, çok hoş, çok güzel bir model oldu. İnan iğne yasından daha zarif durdu. Umarım bu güzellik kameraya da yansıyordur. Sinek kanatlarımızın bu şekilde dik ve güzel durması için dönerken bir zincirle bir sık iğne, bitişince de bir sık iğne arkadaşlar diplerine yapıldığı takdirde sinek kanatlarımız bu şekilde duracaktır. Evet. İğne yasından hiçbir farkı yok arkadaşlar. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.